Herkese merhabalar, ben Burçak Ünal. Bugün sizlerle kriminoloji camiasında da çok tartışılan bir konudan, seri katillerden bahsedeceğim. Peki bu başlıkta kimi inceleyeceğiz? Atalay Filiz. Atalay Filiz bir seri katil midir? Hayır, değildir. Peki neden seri katil değildir? İşte tam olarak da bunu tartışacağız. Fakat öncesinde seri cinayet nedir? Seri katil nedir? Tabii ki bunların tanımıyla başlayalım istiyorum. Seri cinayet konusu ceza adaleti camiasında benzersiz bir yer kaplar. Kolluk kuvvetlerine getirdikleri önemli soruşturma zorluklarına ek olarak seri cinayet davaları medyadan, ruh sağlığı uzmanlarından, akademiden ve genel halktan fazlasıyla ilgi görmektedir. Bu ilgi kimi zaman gitmemesi gereken yerlere, mesela bir tür hayranlığa ya da seri katil olmanın yüksek IQ gerektiren bir şey olduğuna kadar gitmektedir. Yıllardır seri katillerle ilgili yaygın efsaneler, tanımlar, tipolojiler, patolojiler ve nedensellikler hakkında karmaşık yorumlar yapılmıştır. Bu yüzden de halktan insanların, hatta bu konuyla ilgilenen uzmanların arasında bile çeşitli tartışmalar cereyan etmektedir. Seri cinayetler nadir gerçekleşirler ve herhangi bir yılda işlenen tüm cinayetlerin %1'inden daha azını oluştururlar. Fakat bu konuda çok fazla film, dizi ve sosyal medya videoları yapıldığı için sanki her gün onlarca oluyor gibi bir algı oluşmuş. Hatta insanlar bu korkunç duruma hayranlık duymaya başlamışlardır. Bu ürkütücü salgın Hollywood'un da etkisiyle, verdiği destekle tüm dünyada yaygın hale geldi. Peki bu işin medyada bu kadar işlenmesi kötü bir durum mu? Yani bu adamlar ortalarda gezsinler, bizim hiç haberimiz olmasın mı bunlardan diyorsanız, evet haklısınız. Fakat bu algı bir sempatiye dönüşmeye başladığı an tehlikeli olmaya başlıyor aslında. Yani biz gereksiz bir büyütme ve bu sempatikleştirmenin karşısındayız. Peki seri katil kavramının doğuşu nasıl oldu? Yani ilk seri katil nasıl dedik biz birine? 1880'lerin sonlarında Londra'nın Whitechapel bölgesinde meydana gelen bir dizi faili meçhul fahişe cinayetinden sonra başladı aslında bu iş. Bu cinayetleri işleyen kişi kendisine karın deşen Jack adını veren ve polise işlediği cinayetler ile ilgili mektuplar gönderen kimliği belirsiz birisiydi. Biliyorsunuz bu karın deşen Jack'in üstüne bir sürü filmler çekildi işte. Çeşit çeşit şeyler izledik. Ve bu cinayetler karın deşen Jack seri cinayetleriyle anılmaya başlandı. Ve bu davada seri cinayet ve onu işleyen katillerle ilgili birçok efsanenin doğmasına sebep oldu. Peki gelelim asıl soruya. Seri cinayet nedir? İki veya daha fazla mağdurun aynı fail ya da failler tarafından ayrı olaylarda kanuna aykırı olarak öldürülmesi olayına biz seri cinayet diyoruz. Bir cinayete seri cinayet demek için cinayetler arasında bir süre gereklidir. Bu mola toplu cinayet ile seri cinayeti ayırt etmek için gereklidir. Biz bu molaya cooling off diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Soğuma dönemi, duygusal soğuma dönemi gibi anlamlara geliyor. Bu dönemde hiçbir şey yapmadan beklerler seri katiller. Aradan geçen zamanla tekrar cinayet işleme güdüsü açığa çıkar ve kendilerine yeni kurban ararlar. Peki ülkemizin ilk seri katili olduğu iddia edilen Atalay Filiz'e gelince, öncelikle yaşadığımız bu topraklarda Osmanlı'dan bu yana bir sürü seri katiller gelip geçmiştir arkadaşlar. İkincisi ve daha önemlisi, Atalay Filiz bir seri katil değildir. Seri cinayet suçlu ile kurban arasında görünür bir ilişki olmayan yabancıları içerir. Bu seri cinayet soruşturmasını diğer suçlardan daha belirsiz bir girişim olarak ayırt eder. Zaten biz bunlardan dolayı seri cinayetlerde zorlanıyoruz. Çünkü kurbanla katilin arasında maalesef bir bağ olmadığı için bir yerlerden ilerleyip kişilere ulaşmanız veya kişilerden ilerleyip katile ulaşmanız çok zor oluyor. Bu seri cinayet soruşturmasını gerçekten diğer suçlardan tamamıyla ayıran bir özelliktir. Atalay Filiz'e bakıyoruz. Böyle bir şey zaten yok. Yani Atalay Filiz bir süre ilişkide bulunduğu, tanıdığı insanlara bir takım motivasyonlar sonucunda bu insanları öldürmeyi seçmiş. Oysa ki kurbanı ile herhangi bir ilişkisi bulunmama, seri katilleri diğer katillerden ayırmamızdaki ilk özellik.
Ayrıca seri katiller kendilerini ifade eden bir çeşit imza bırakırlar. Bu onları diğerlerinden ayırmaya yarayan imzaya modus operandi diyoruz, biliyorsunuz benim kanalımın da ismi. Kurbanlarını genellikle aynı yöntemlerle öldürmeye dikkat ederler ve büyük bir çoğunluğunun motivasyonu cinsellikle ilişkilidir. Baktığımız zaman bir sürü seri katile, mesela kimi seri katiller işte fahişeleri seçerler sadece, kimi seri katiller terzileri seçerler sadece gibi. Yani bir felsefeleri vardır kendilerince, bir sebepleri vardır, bir gerekçeleri vardır. Atalay Filiz'de bunların hiçbiri yok. Soruşturmalarda genellikle suçlu ve mağdur arasında bariz bir bağlantı bulunmadığından bizler soruşturma odaklarını daraltmanın bir yolu olarak cinayetlerin arkasındaki motivasyonları ayırt etmeye çalışırız. Bu yüzden de seri katilleri kategorilere ayırırız. Bu Atalay Filiz'in hayatına, cinayetlerine gelin biraz bir yakından bakalım. Bu dediklerimiz oturuyor mu, oturmuyor mu? Bir seri katil mi, değil mi? Hep beraber karar verelim. Şimdi Atalay Filiz'in hayatına biraz bakalım. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış. 2005 yılında ÖSS'ye girdiğini, ancak amacının sınavı kazanmak olmadığını, yurt dışında okumak olduğunu, bu nedenle de yapabileceği soruları da kasıtlı olarak yanlış işaretlediğini, yani yurt dışına gitmek için söylemiş. 2006 yılında Paris'te bir üniversitenin biyoloji bölümüne kaydolmuş. Filiz okulun yurdunda kaldığını, derslere gitmediğini, sınavlara girmediğini ve kredi yetersizliği nedeniyle okulunu bitiremediğini söylemiş. Okulu bitirmeden İstanbul'a dönmüş ve ailesine okulu bitirdiğine dair yalan söylemiş. Ailesinin diplomasını sorması ve iş bulması konusunda baskı yapması üzerine Ankara'nın işte köklü prestijli üniversitelerinden birinde biyoloji bölümünde doktora yapacağı bahanesiyle Ankara'ya gelmiş ve bir ev kiralamış ve bir de otomobil satın almış. Peki Ankara'ya yerleştikten sonraki ilk cinayetine bakalım hemen. Şimdi Atalay Filiz arkadaşı Göktuğ ve Göktuğ'un sevgilisi Elena'yı nasıl öldürdüğünü şöyle anlatmış. Bu arada bu ifadeyi Habertürk sitesinden aldım internette. Siz de girip bakabilirsiniz. Fransa'daki son senemde aynı evi paylaştığım kız arkadaşım Olga'nın yakın arkadaşı Elena'yı çocukluk arkadaşım olan ve eğitimi için Fransa'ya gelen Göktuğ Demirarslan ile ben tanıştırdım. Bir süre sonra onların araları bozuldu. Bizi sorumlu tuttular. Biraz aramız açıldı. Fakat görüşmeye devam ettik. Sonra İstanbul'a eve döndüm. Bir süre kaldıktan sonra İstanbul'dan ayrıldım ve Ankara'da bir semtte ev tuttum. 43 plakası olan tüplü bir araba satın aldım. O dönem Göktuğ ile kız arkadaşı da Ankara'daydı. Orada buluşuyorduk arada. Olga ise Fransa'da kaybolmuştu. Bu arada Olga'nın kaybolması konusunda hemen şöyle bir hızlıca özet geçelim istiyorum. Çünkü o da şaibeli. Atalay Filiz lise değişim programıyla Paris'e gelen Olga ile tanışıyor. O sırada Atalay Filiz de işte Paris'te okumaya gitti sözde, işte ailesine yalan söyleyip. Orada bir üniversite okuduğunu iddia ettiği dönem. Daha sonra Olga bir süre sonra ülkesine dönüyor. Ve Atalay ise 2010 yılına kadar Paris'te kalıyor. Ve internet üzerinden Olga ile görüşmelerine devam ediyorlar yine. 2010 yılında ise Olga arkadaşı Elena ile üniversite değişim programı için tekrar Paris'e geliyor. Ve bu sırada Erasmus ile Paris'e gelen ve Atalay ile aynı evi paylaşan Göktuğ Demirarslan'ın da bulunduğu eve gelerek 4 kişi kalmaya başlıyorlar. Ve kirayı da bölüşüyorlar. İlerleyen zamanlarda işte Atalay ve Olga'nın arasındaki ilişki devam ediyor ve Fethiye'de tatile gidiyorlar. Atalay'ın Fethiye'deki tatilde Olga'ya evlenme teklif ettiği söyleniyor. Bu arada bunları tabii ki ben dediğim gibi internet üzerindeki gazetelerden aldım. Yani %100 doğru demiyorum tabii ki ama Habertürk'ün sitesinde bu şekildeydi. Burada Olga'ya evlenme teklif ediyor ve bu teklifi kabul ediyor ve nişanlanıyorlar. Olga sonra Paris'e dönüyor. Atalay da daha sonra askere gidiyor. Olga da Paris'te bir ailenin yanında bebek bakıcısı olarak çalışmaya başlıyor. Atalay da Olga'ya askerde olduğu dönemde İstanbul'a gelmesini ve onun ailesinin yanında kalması gerektiğini söylüyor. Ancak Olga bu teklifi kabul etmiyor ve Atalay'dan da ayrılıyor. Daha sonra Atalay 10 günlük ev izni alıyor askerden ve bu izinle Paris'e gidiyor. Ve bu dönemde de Olga kayboluyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor.
Olga'nın olayı bu şekilde. Şimdi Atalay'ın ifadesine devam edelim. Bu olayın sonrasında Göktuğ ve kız arkadaşı kendisine sürekli olarak Olga'ya ne yaptın, öldürdün mü bu kızı gibi sorularla onu daralttıklarını, çok sıkıştırdıklarını söylüyor. Ve şöyle devam ediyor. Bunlara karşı bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. İki adet akıllı cep telefonu aldım. Birini takip etmek için Göktuğ'un arabasına mıknatısla tutturdum. Amacım onlara karşı kullanmak için bir açıklarını yakalamaktı. Hatta Antalya'ya tatili bir otele gideceklerdi. Otelde onları görüntülemek istedim. Otel odalarının yan odasını tutarım. Görevliye de biraz para vererek odaya girer ve gizli kamera yerleştiririm diye düşündüm. Meğer aracı park ederek otele minibüs ile gitmişler. Planım tutmadı. Sonra alt tezkeresi ve tüfek satın aldım. Bir gün yine buluştuk. Yine çok fazla üzerime geldiler. Sürekli olarak beni sıkıştırdılar. Ben de bagajdan silahı aldım ve ateş ettim. Sonrasında aracıma bindim. Belli olmam ve fark edilmem diye düşünerek 43 plaka aracımla Kütahya'ya gittim. İki gün ormanlık alanlarda arabamın içerisinde kaldım. Otobüsle İstanbul'a döndüm ve günübirlik bir evde kaldım. Sonra tekrar aracımı bıraktım, Kütahya'ya gittim. Arabam bıraktığım yerde yoktu. Çalındığını düşündüm. İstanbul'a geri döndüm. İş ilanlarına bakarken Tuzla'daki çay bahçesini gördüm ve oraya gittim diyor. Şimdi gelelim Fatma öğretmen cinayetine. Bununla ilgili verdiği ifadesi de şu şekilde. Fatma Kayıkçı'nın kardeşi Bekir Kayıkçı ve Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani abi diyor ile görüştüm. Çay bahçelerinde işe başladım. Orada kendimi sevdirdim. Ev arkadaşım ile 2 seneye yakın oraya gittik geldik. Çay bahçesi kapanınca boşta kaldık. Bana sürekli ailen ile neden görüşmüyorsun gibi sorular soruyorlardı. Ve ben de bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştım. Sonra Kayıkçı çiftinin oturduğu apartmanın girişindeki eve yerleştim. Ev 4 odaydı ve bir odasını apartman sakinleri ardi olarak kullanıyorlardı. Mülk sahibi oldukları için Fatma Kayıkçı'da evin yedek anahtarı vardı. Zaman zaman eve girer ve bazı eşyaları alırdı. Kendi eşyalarını alıyormuş, yani orası ardi için kullanıldığından. Son zamanlarda sık sık ve sürekli eve girip çıkmasından huylandım. Evde bazı tuzaklamalar yaptım. Masaya dosyalar, kağıtlar ve bazı özel eşyalarımı koyuyordum. Santimetre ile eşyaları koyduğum yerleri ölçüyordum. Eve geldiğimde yerleştirdiğim eşyaların yerleri değişiyordu. Kurcaladığını fark ettim. Olay günü de apartman girişindeki dairemden çıkıyordum. Ayakkabılarımı bağlarken Fatma Kayıkçı merdivenlerden iniyordu. Bana günaydın, ne haber, Atalay nasılsın dedi. Saldırdım ve darp ettim. Hemen daireme soktum, bıçakladım, yere yığıldı. Cesedi de içeri koydum. Evdeki kan lekelerini sildim. Sonra katlayıp bavula koydum. Ve bir süre bekledim. Evin arka kapısından çıktım. Ormanlık alanı doğru giderken alkol olan kişiler vardı. Yanlarından geçtim ve cesedi bulunduğu yere attım. İfadesi bu şekilde. Şimdi buraya kadar olan kısma bir bakalım isterseniz. Neler olmuş yani? Neleri planlamış, neleri takip etmiş, neler onu rahatsız etmiş? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi baktığımız zaman aslında burada Atalay'ın motivasyonu kaçmak. Yani daha önceki cinayetten dolayı işlediği, öldürdüğü arkadaşının ve onun kız arkadaşının cinayetinden ötürü yakalanmamak. Ve aslında bir de kaybolan Olga var tabii ki. Bununla ilgili hiçbir bilgi elde edemedim. Yani bunun soruşturması devam etmiş mi? İşte o ülkede açılmış mı falan, bununla ilgili bir bilgim yok. Ama ortadan kaybolan bir de Olga var. Yani bir korkuyla aslında kaçıyor. Yani burada asıl motivasyonu kimliğini saklamak. Kimliğinin ortaya çıkması ve de hayatını idame ettirmek bir şekilde. Yani bunun üstüne kurulu bir hayatı var. Yoksa Atalay Filiz'in şöyle bir durumu yok. Yani seri katillerdeki gibi işte bir mottosu olup, bu arada bu mottoyu özellikle her seferinde açıklıyorum yanında parantezde. Yani bunun doğru olduğu, bu sevilme bir şey olduğu için demiyorum arkadaşlar. Bunlar hastalıklı kafalar yani. Kendilerince bir motto belirliyor işte. Onu uydurmaya çalışıyor cinayetleri. Yani kendi kafasında legal bir platforma oturtuyor aslında psikolojik olarak. Atalay Filiz'de böyle bir şey yok. Yani Atalay Filiz'in tek motivasyonu var, kaçmak, saklanmak ve kimliğinin ortaya çıkmaması. Peki yakalanmasını nasıl anlatıyor Fatma öğretmenden sonra?
Olaydan sonra kaçarken Kaynarca minibüsüne binerek Gebze'ye gittim. Adapazarı otogarına gittim ve taksiye bindim. Bir otele yerleştim. Sahte kimlikle bir gece kaldım. Ertesi gün gece saat 23.00 sıralarında otobüse bindim ve İzmir'e gittim. Buca'ya geldim. İnternet kafeden kalacak yer ve kiralık odalara baktım. Salı gecesi yani cinayetten sonra dördüncü gün televizyonda kendimi gördüm. Arandığımı öğrendim. Kiraladığım evden çıktım ve minibüse bindim. Gümüldür Seferihisar yönüne doğru gidiyordum. Özdere'de araçtan indim. Aldım. Turistik haritaları inceleyerek kalınabilecek yerleri inceledim. Özdere'nin yukarısında gölet ve bir park vardı. Hayatı doğal alanda idame ettirme gibi konulara ilgi duyuyordum. Kurbağa ve böcek yedim. 10 gün ormanlık alan ve kumsal başta olmak üzere kaldım. Balıkçılara abi ben de evden kaçtım sizlerle kalayım dedim. Buralarda yattım ve saklandım. Yakalandığım gün günübirlik ev kiralamak için Menderes'e gitmeyi düşündüm. Günübirlik bir evde kalmak ve yıkanmak istedim. Biraz kendime gelirim diye düşündüm. 15 gündür duş almıyordum. Her tarafım sinek ve böcek ısırığı ile yaralar olmuştu. Minibüse bindim. Şoförün yanındaki kişi bana baktı. Sonra telefonu eline alınca beni fark ettiklerini anladım. Hemen indim ve başka bir minibüse bindim. Daha sonra da polis aracı çevirdi ve beni yakaladılar diyor. Şimdi bu yakalanma öyküsüne kadarki kısımda bahsedecek olursak ben herhangi bir zeka pırıltısına rastlamadım arkadaşlar. Yani gazetelerde anlatıldığı gibi işte milim milim planlamış işte bilmem ne yapmış falan değil. Bakın tamamıyla içgüdüsel olarak kaçıyor yani. Herhangi bir plan program yok. Olay anında gelişiyor. Yani böyle bir tasarlama işte akıllıca hareketler falan değil. Tamamıyla akılsızca hareketler izliyoruz aslında. Yakalanmaya doğru koştuğunu görüyoruz yani aslına bakarsanız. Şimdi seri katillerde durum bambaşka. Seri katiller çok planlıdırlar, çok programlıdırlar. Yakalanmamak için zaten önlem alırlar. Onlar önceden tasarlarlar. Zaten genellikle hakim olduğu alanlarda çalışırlar onlar. Yani daha önce işte bir konu işlemiştim. Bir seri katilden bahsetmiştim. Bu adam gece geziyordu kadınları avlamak için. Ama kendi mahallesinde, kendi civarında geziyordu. Neden? Çünkü kendini garantide hissediyor. Çünkü orası kaba tabirle kendi çöplüğü. Ve orada nerelerde cinayet işleyebileceğini, nerelerin sessiz olduğunu, işte nerelerden daha çok araba geçtiğini, insan geçtiğini, bunların hepsine hakim seri katil. Çünkü zaten seri katiller hakim olmak isterler. O hakimiyet duygusunu hem kurbanları üzerinde hem sonraki işlemlerinde kurmak isterler. Bunu hissetmek isterler. Zaten en hastalıklı kısımları, tarafları da onların budur. Peki bu adam seri katil değil. Bunu anladık. Peki bu adam nedir yani? Bu sonuçta o da birilerini öldürdü. Öldürmeye meyilli bir insan. Peki nedir yani bunu ona iten? Biraz Atalay Filiz'in analizini yapalım. Şimdi bu son öldürdüğü işte Filiz öğretmene ait çay bahçesinde aslında Atalay Filiz bir takım anormal davranışlarda bulunmuş. Bunlar ne? Mesela müşterilerden işte limon istemişler. Limonu tüm getirmiş. Müşteri demiş ki ben bunu nasıl keseceğim peki? Tutmuş içeriden bir döner bıçağı getirmiş. Bir kız arkadaş edinmiş kendini orada. O kız arkadaşla bir tartışma esnasında kız buna sen de erkek misin diye bir söylemde bulunmuş. Atalay Filiz kız arkadaşını yere yatırarak boğazını sıkmış ve onu öldürmekle tehdit etmiş. Ben aslında Atalay Filiz'de psikopatik kişilik bozukluğu ve sosyopati olduğunu düşünmekteyim. Yani hem psikopat hem sosyopat. Peki nedir bu psikopati? Psikopati kendi bencil ihtiyaçlarını karşılamak için, başkalarını kontrol etmek için çekicilik, manipülasyon, korkutma ve bazen de şiddetin bir karışımını kullanan kişilerde ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Psikopatlar kurbanlarına sempati duyma veya işledikleri suçlardan dolayı pişmanlık ve suçluluk gibi bu tür hissiyatlara sahip değillerdir. Bunlara karşı duyarlı değillerdir. Çoğunlukla verilen zarardan dolayı kendini suçlu hissetmeden kuralları çiğnerler ve dürtüsel kararlar alırlar. Sosyopatlar ise çevrelerindeki insanları ve hatta yabancıları kontrol etmek için akıl oyunları kullanabilirler. Sahte kimlikler, lakaplar kullanarak kişisel çıkarları için başkalarını kandırırlar.
Şimdi psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Kemal Arıkan aslında bununla ilgili çok güzel bir karşılaştırmalı bir liste hazırlamış. Bu listeye göre Atalay Filiz'de bulunan bir takım kişilik bozukluklarını söylemek istiyorum size. Aslında iki kategori koymuş. Bir sosyopatlar, bir de psikopatlar diye. Şimdi Atalay Filiz'de baktım ben, tabii ki bu listeyi de inceledim. Gerçekten güzel, kullanılabilir bir şey. Şimdi sosyopatlar ve psikopatlar kısmı var. Ben size bu başlıklardan hangilerine uyduğunu söyleyeceğim. Önce başlığı söyleyeceğim, sonra altındakini okuyacağım. Şimdi birincisi, sosyopatlar ve psikopatlardaki iki tane özellik. Sosyopatlar başkalarının duygularını umursamadıklarını açıkça belli ederler. Atalay'a bakalım, hayır, belli etmiyor. Psikopatlardaki bu özellik nasıl? Duyguları önemsiyormuş gibi yaparlar. Aslında Atalay'da bu var. İkinciye geçelim. Sosyopatlar genellikle dürtüsel ve agresif davranırlar. Bu evet biraz var, ama psikopatlar soğukkanlı davranırlar. Yani Atalay Filiz'de bu da var. Soğukkanlı da olabiliyor aslına bakarsanız. Sosyopatlar öfke ve şiddete eğilimlidirler. Aynen tam da Atalay'da olduğu gibi. Psikopatlar genellikle başkalarının stresini fark edemezler. Bence Atalay'da bu şekilde değil. Sosyopatlar başkalarının davranışlarını rasyonelleştirirler. Psikopatlar sığ, boş ve sahte ilişkiler kurarlar. Ben bu konuda, mesela bu bölümde, bu saytta bu olduğunu düşünüyorum. Yani sığ, boş ve sahte ilişkileri var. Neden? Kendi durumunu kurtarmak için, idame ettirebilmek için bu sahte ilişkileri kuruyor tabii ki. Sosyopatlar iş ve kişisel yaşamı sürdürmekte başarısız olurlar. Tam da Atalay'da olduğu gibi, ne okul yaşamı başarılı, ne aile yaşamı, ne arkadaşlarıyla ilişkileri, hiçbir şey başarılı değil. Psikopatlar suç faaliyetlerini örtmek için normal bir yaşam sürdürürler. Atalay bunu başaramamış. Sosyopatlar onlar için zordur ama duygusal bağlar oluşturabilirler. Evet, bakıyoruz işte, normal görünmek için bir kız arkadaş edinmiş. İlişkileri normal sürdürmeye çalışıyor. Peki psikopatlar ne yaparlar? Gerçek duygusal bağlar oluşturmazlar ama insanları kendi yöntemleriyle sevebilirler. Belki bu da bir takım buradaki oynamalarla Atalay'a uyabilir. Şimdi Atalay'ın Fatma öğretmeni öldürdüğünde kaldığı bir oda var. Bir ev var. Orada işte kaldığı odadaki fotoğrafları gördük. İşte haberlerde o odanın görüntülerini gösterdiler bize. Peki bu oda bize ne diyor Atalay ile ilgili? Şimdi Atalay'da takıntılı bir kişilik özelliği ben görmedim. Yani odada işte bir ip gibi düzen, işte ne bileyim, bulmacalar işte var ama bulmacaların mesela tümü çözülmemiş. Yani bir takıntılı bir durum yok yani orada. Çünkü genelde takıntılı insanlarda bir takım şeyler bekleriz. Mesela orada işte o bulmacaların takır takır hepsinin çözülmüş olmasını, bir boşluk bile bırakmak istemezler mesela. Ya da o odada bir temizlik, bir böyle ciddi bir hassasiyet olduğunu fark ederiz. Yani işte her nesne ölçülü gibi dizilir, konur falan. Ben böyle bir şeyler olduğunu pek düşünmüyorum. Yani aslında orada vakit geçirmek için o bulmacalar alınmış. Yani biraz da sıkılıyor tabii ki ve vakit geçirmek istiyor. Yani bulmacaların olma sebebi bu. Ama tabii medya bunları hep bir şeylere bağladı. İşte bir seri katil olduğunu işte varsaydıkları için işte her adımını, her yaptığını işte buna bağlamaya çalıştılar ama ben çok takıntılı şeyler görmedim aslında baktığımızda. Yani aslında medyanın bize pompaladığı gibi IQ'su çok yüksek bir seri katilden bahsetmiyoruz biz. Biz tamamıyla artık durumu kurtarmaya çalışan ve bu yüzden de güdüleriyle hareket eden bir katilden bahsediyoruz. Peki biraz daha geriye gidelim. Atalay Filiz'in küçüklüğünde garip davranışları var mıydı diye bakarsak internette bazı şeyler çıkıyor karşımıza. Bunlar neler? Mesela 11 yaşında dokunduğu elektrik düğmelerini parmak izi kalmasın diye sürekli silermiş. 97'de işte bir hastanede muayene edilmiş ve yapılan muayene sonrası obsesif kompulsif kişilik bozukluğu teşhisi konmuş. Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları da meyveleri aylarca sakladığını ve küflenme süreçlerini izlediğini anlatmışlar. Ve bu durum lise yıllığındaki yazılara da geçmiş. Peki bunlara bakalım biraz. Yani bunlar bize neyi ifade ediyor olabilir? Neyin sinyallerini veriyor olabilir? Obsesif kompulsif kişilik bozukluğundan bahsedelim. İşte bu takıntılı hallerden.
Yani ben aslında bunun da tam içeriğini bilmediğim için, yani doğruluğuna emin olmadığım için acaba işte çünkü bir akıl sağlığı ile ilgili bir sıkıntı var diye çıkarmaya çalışmışlar işte. Yani cezasını düşürmeye çalışmışlar. Acaba bundan kaynaklanan bir şey de mi söyledi diye düşünmüyor değilim. Onun için bu konuda emin değilim. Bunu geçeceğim. Fakat arkadaşlarının söylediği şeye gelirsek, yani bu işte meyveleri saklama ve işte bu çürüme küflenme evrelerini izleme olayına gelirsek, evet ölüme belki bir takıntısı vardı, ölüme bir ilgisi vardı. Hatta ben şöyle bir haber de duymuştum aslında. Bu yakalandığı, yani yakalandığı demeyelim de kaldığı, son kaldığı evde işte bir takım kedi tasmaları falan görmüş. Hatta biri kedisini kaybetmiş ve o ona ait bir tasma olduğu ortaya çıkıyor. Ve mahalledeki kedileri de bu olaydan birkaç hafta önce beslediği, ciğerle beslediği, sonra bütün bu beslediği kedilerin hepsinin bir anda kaybolduğunu söylemişler. Tabii hayvanlara karşı bir şiddet zaten bekliyoruz altyapıda. Yani genellikle bu böyle olur. Her zaman böyle olur demiyorum. Bakın ben mutlaka bunların altını çiziyorum. %100 böyledir diye bir şey yok. Ama bu tuhaf bir davranış. Hatta şunu da söylemek istiyorum buradan. Eğer çocuklarınızda hayvanlara karşı bir acımasızlık, bir duyarsızlık vesaire, işte bir işkence gibi bir şeyleri görüyorsanız, bakın bu çok ciddi bir sorundur. Mutlaka önce bir kendinize bakın diyeceğim tabii ki. Yani önce bir ailede bir şey, bir sıkıntı var. Büyük bir ihtimalle lütfen bunu bir tamir etmeye çalışın ve o çocuğu da tamir etmeye çalışın. Yani psikologlar, psikiyatristler bunun için varlar. Mutlaka çocuğunuzu kolundan tutun ve götürün. Ve bunu tedavi ettirmeye gayret edin. Yoksa bu hareketler, bu hastalıklı altyapı ileride başka şeylerle birleşerek yola devam ediyor. Yanına başka şeyler de katarak yola devam ediyor. Ve sonra da işte seri katiller, bir takım başka katiller, cani insanlar dediğimiz kişiler oluşuyor. Bakın her seri katil, her cani, her tabii ki katil çocuktu zamanında, bebekti. Ve bunlar tamir edilmedi ve üstüne konarak ilerlediği için, bu psikoloji iyice beslendiği için kötülükten bunlar gerçekleşti. Yani aslında çocuklukta yaşanan bu travmatik şeylerin, çocuklukta yaşanan bu kötü durumların acilen çocukluktayken düzeltilmeye çalışılması gerekir. Sonrasında önüne geçemezsiniz bunların çünkü. Yani atalayı siz artık belirli bir yaşa gelmiş bir insana doğru ve yanlışı anlatamazsınız artık. Onun doğrusu ve yanlışı artık oluşmuş. Bitmiş yani artık olay. Bir yerde bir şekilde patlayacaktı bu zaten. Ve maalesef bu 3 veya 4, tabi bilemiyoruz 4.'cüyü, Olga'yı, bu insanlara patladı. Böyle devam edecek miydi? Evet, çünkü bunu her zaman, hatta Erdal Bey'in programlarında da konuşuyoruz, vatandaş Erdal'ın. Bir insan sorununu bu şekilde çözerse bir kez, bundan sonraki sorunları da böyle çözmeye devam edecektir, durdurulana kadar. Tabii bazı şeyleri de burada dikkatimizi çekiyor aslında Atalay'ın. Mesela işte kız arkadaşının işte bu çay bahçesinde çalışırken "ya sen erkek misin?" sözüne karşılık verdiği aşırı bir tepki. Bize neyi düşündürüyor? Bir sıkıntı olduğunu düşündürüyor, cinsel olarak da bir sıkıntı mı var acaba diye düşündürüyor. Buna bu kadar aşırı tepki, kontrolsüz tepki aklımıza bunu getiriyor. İşte bir tüfek kullanıyor, pompalı tüfek kullanıyor olması, işte diğer öldürdüğü işte arkadaşlarında bir güç tabii ki, bir hakimiyet. Yani neden tabanca değil? Hakim olmak istiyor aslında. Yani bu yalnız seri katillerde anlattığımız bir şey değil. Aslında belirli bir zamana kadar hiçe sayılmanın, belki onda yarattığı, işte onun psikolojisinde yarattığı durumlar, kendini aşağılık hissetmesi, işte kız arkadaşının onu terk etmesi, işte zaten bir takım bozuklukların bunlarla iyice açığa çıkması, kullandığı aslında cinayet aletini de etkiliyor insanların. Yani bu cinayet aletleri ne kadar büyürse, ne kadar daha güçlü haldeyse,
aslında karşıdaki kişi o kadar güçsüz demektir. Yani bıçak kullanan insanlarla silah kullanan insanlar arasında da bir ayrım vardır cinayet işleyenlerde. Onun için Atalay'da bunu baz alarak kullandığı silahı baz alarak baktığımızda da gerçekten kendine karşı bir güvensizlik, güçsüzlük olduğunu da görmekteyiz. Aslında bence bu kendine karşı güvensizliği, insanların ona sen bir şey beceremezsin tarzında. Tabii ki de becerememiş bu arada. Bunu da altını çizelim. İşte okulunu bitirememiş vesaire falan ama hep bir yalan üzerine kurmuş bir hayatı. İşte bu beceremezsin, yapamazsın dedikleri şeyleri aslında mesela neyle ortaya koyuyor? Doğada var olmayı bilerek, işte böcek yiyerek, işte bilmem ne yaparak falan bunları çünkü bu olay esnasında biliyorsunuz bazı şeyler açığa çıktı. İşte bir takım doğada yaşayabilmek için şeyler satın almış, bilgiler öğrenmiş, işte haritalar almış falan. Bu yönde kendini geliştirmeye çalışmış. İşte tamam ben sizin aranızda var olamıyorum ama bakın burada var olabiliyorum. Altyapısı bence bu da. Burada kendini geliştirmeye çalışmış. Fakat tabii ki yanlış kurulan temelin üstüne daha fazla bir şeyler eklenerek bu yol alınca böyle ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Bir katil çıkıyor. Bazen bir cani çıkıyor. Yani iyi bir şey çıkmadığı kesin. Bunu söyleyebiliriz. Altyapıdaki bu sevgisizlik, işte bu güvensizlik, bu aşağılık hissetme duygusu zamanla başka şeylerle birleşerek işte böyle bir dağ gibi aşılamaz bir hale geliyor. Evet, bugün sizlerle Atalay Filiz'i konuştuk. Seri katil mi değil mi tartıştık. Seri katil nedir en azından ne değildirin karşılığını birazcık sizlere vermeye çalıştım elimden geldiğince. Tabii mutlaka eksik yerlerim vardır, atladığım şeyler vardır. Bunlar için şimdiden kusura bakmayın. Ama ben en azından kafamızda net bir tablo oluştuğunu düşünüyorum. Bundan sonraki videoda ne yapalım bilmiyorum. Bana söyleyin. Şimdi ben daha önceden kendim seçiyordum videoları. Fakat tabii ki bu işte takipçi sayısı çoğaldıkça işte insanların istekleri çoğalmaya başladı. Yani bir şeyler istemeye başladılar, bir şeyler yazmaya başladılar. Ya ben de hiç karşılıksız kalamıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten siz izlediğiniz için ben de sizin istediğiniz bir şeyleri ortaya koymak istiyorum. Onun için de söyledikleriniz benim için çok önemli. Atalay Filiz çok fazla geldi. Aslında ben Atalay Filiz'i hiç yapma taraftarı değildim. Bana sorarsanız. Benim için hani çok böyle heyecanlı, işlenesi bir karakter değildi. Ama sonra yararlı olabileceğini düşündüm. Yani en azından seri katil kime diyoruz, kime demiyoruz'u tartışırız. Bu konuda bir faydası olur diye düşündüm. İyi de olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı zaten videonun sonrasında göreceğim. En heyecanlı kısım benim için zaten o. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi işlemek istediğimiz konuları. Bu arada ben not aldım. İşte Atalay'dan sonra işte bir takım başka isimler de geldi fazlaca. Şimdi söylemeyeyim. Yine bir anket gibi bir şey yaparız. Ben hiç yapmıyorum böyle şeyler. Yapayım mı bana söyleyin. Yani işte anket yapsam katılırlar mı, isterler mi, sıkılırlar mı falan düşünüyorum sürekli. Ama bana yazın. Ben de en azından neyin çok istendiğini bileyim. Bunun üzerinde hep beraber konuşalım, tartışalım. Böylece işte hep beraber neyi işleyeceğimize, neyi istediğimize karar verebiliriz. Çok teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Benden video hadi hadi çek artık diye böyle istekte bulunduğunuz için teşekkür ederim. Beni aranızda görmek istemeniz beni mutlu ediyor. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.